Erkek kuzular yine koştuk yapmaya başlamışlar. Vallahi yemin ediyorum hayvanı korkuttu üçkağıtçılar ha. Dur. Baba kocaman oldular biliyor musun? Yorun çok bak geç vallahi. Acaba ben Kırgızistan'da bir ay sonra nasıl olacak bunlar baba? Gel gidiyor bak. Gitme buraya. Gel buraya. Yemeğini yemeğe koyunlar yiyince yiyor yani. Kıskanıyor. Bak işte. Bugün yine ağır bir çalışma bizi bekliyor arkadaşlar. Ay kızım benim. Ay kızım o. Ay kızım benim. Aslan parçası. Yemin ediyorum. Sizleri ölçeceğim bir gün. Kaç kilo oldunuz? Kaç metre oldunuz? Popoma batırma kurtluğunu. Şöyle git. La. Abi yoğun bir çalışma bizi bekler bugün. Evet. Geliyorum buradayım. Neredesiniz? Buradasınız. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet, bir araba arpayla daha karşı karşıyayız. Bereket bol. Rabbime şükürler olsun. Dün biz bilet işlerini hallederken babam akbara tarlaya çıkmış bizim. Akbara tarlada biçerler biçmiş. Oradaki arpayı da gelmiş almış. Yani arpa tarlamız kalmadı biçilecek. Bunu hambara indireceğiz. Bu kuru. Tıkır tıkır şöyle görüyorsunuz. Tıkır tıkır hali var. Bunu hiç yere indirmeden hambara indireceğiz. Ama yarım saatin içinde, bir saatin içinde bunu indirmemiz lazım. Çok yakın gelip kürekle içine atmayı düşünüyorum. Ki bugün arabamıza çadır yapacağız arkadaşlar. Sponsor oldular bize. Birazdan onlar da gelirler arabaya. Tam anlamıyla bir gölgelik yapacağız. Ona göre böyle büyük bir şey değil. İşte geldiklerinde görürsünüz inşallah. Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Kırgızistan'a da çok az bir zamanımız kaldı. Buradaki işleri toplamamız lazım. Bugün yine yoğun ve çalışmalı bir süreç geçecek. Araba inecek. 50 tane sap balyemiz var. Onlar gelecek. Şu bizim çadırın kertiğini tamamlamamız için. Arabaya çadır yaptırırsak o yapılacak. Abilerimiz gelecek. Biçer sırası yeniden gelebilir. Yoğunuz. Hadi. Köy işleri ve dediğim gibi Kırgızistan'a az kaldı, az uçuyoruz. Arkadaşlar şimdi şuraya indireceğiz. Bu tarafı doldurduk görüyorsunuz. Buraya çavdar yine gelecek. Bu bizim ineklerimizin yemi. Koyunlarımıza da veriyoruz. Tırtıkale çavdar. Bu taraf arpa dolacak. Şimdi bunu diyorum ki ha bu kürekle ha buraya atabilir miyim? Deneyelim mi? Teneki indirmektense bize ne lazım? Bize bir tane elezon lazım. Yani aslında çok işimiz yok. Ne bileyim şöyle bir herkesin var köyde. Birkaç kişi bir araya gelinip alınması gereken bir şey mi yoksa küçükleri var mı şöyle 3-4 metrelikleri. Hani traktör romorkundan traktör romorkunu anladınız mı? Böyle bir şey varsa alabilirim. Alacağım da. Şu anda burada 300 tenekeye yakın arpamız var. 300 tenekeden de fazla olabilir. Tekrar söylüyorum. Bunu götürdük. 20-24 teneke ektik. 300 teneke arpa getirdik. Rabbim gün bereketini versin. Bir deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Yaparız herhalde burada. Şöyle ben sizi bırakayım. Düşmeyin ha. Arpa kaşındırır. Kaşınmayın. Şurada hızlı bir biçimde atabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Bence yere mi dökeriz? Kürek mi küçük? Yani. Ekin kürağı olsa daha mı güzel olur? Aa, oluyor. Oluyor da yere dökülüyor. Yani ziyan oluyor. Bu da ekin küreği arkadaşlar. Komşumuzda varmış. Bir deneyelim bakalım. Bunu atalım. Bu nasıl bir sonuç verecek? En azından bunu da attığımızda da dökülür ama ötekinde bununla bir kere atacağız. Onunla 10 kere atıyoruz. Şöyle sallattırsak buradan atabilir miyiz? Oo, bunda çok dökülmüyor. Dökülüyor be. (Gülüyor)
Yapacak bir şey yok, atalım. Hadi bismillah. Çadırı geresiye bitirmemiz lazım abi. Bak ağlıyor. Arkadaşlar gözlerim görmüyor. Gözlerim görse devam edeceğim. Ana babam aldı birazcık şöyle. İşte ter böyle atılır ama ben böyle durarsam hasta olurum. Hasta olurum. Boğazım kurudu. Arkadaşlar bu kürek adamı öldürür. 20-25 kürek babam atıyor. Şöyle. Bu kadar da ben atıyorum. Arpayı köşeye sıkıştırdık. Bakın doluydu araba. Ama yorucu. Acayip ter arttırıyor. Terledikçe arpa tozu yapışıyor. Yapıştıkça kaşınıyor. Kaşındıkça yapışıyor. Azıcık ileri çekeyim baba, dur. Dur babacığım. Bayağı biz bu işi başardık. Açık şuraya döküldü. Bunları elimize temizleyeceğiz. Ama hamburda dolduruyoruz. Bizim vali Sevara. Toprak testi de. Ağzımız saman tozlu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Emek verince oluyor be. Olduk bitti. Bittik oldu. Çalıştık oldu bitti. Şimdi cömleği koydum. Bütün arabayı boşalttık. Bu soğuk değil değil mi Sevara? Soğuk değil değil mi? Ayran en iyisi. Bismillahirrahmanirrahim. 300 arkadaşı geliyor. Kim? 300 teneke olmuş mudur baba? He? Koy bir daha. Ne 300 tenekesi ya? Allah bir bereket versin. Şimdi çadırcıları bekleme zamanı. Evet, şunları şimdi süpüreceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim hambarımızın dolu halini. Burası da bu çavdar, burası da burası arpa. Allah bin şükürler olsun, doldurmaya başladık. Daha ana bana ne olmuş böyle? Ana yanmışım ben. Daha içe dışarıda da bu kadar bir arpamız var. Bundan çok bir arpamız var. Onu da koyduğumu bayağı kışın arpamızı çıkartmış olacağız. Şimdi dediğim gibi çadır kurmaya gelecekler arabaya, pikapa. Garaj yani. Şu üstümü bir değiştireyim. Onları bekleyelim. Hava çok sıcak. Tek başına kuracaksın herhalde çadırı, he? Kurar mısın? Biz kamerayı kurasıya çadırı kuracaklar arkadaşlar. Arpaları indirdik, biraz tozlandık. Ramazan abimiz geldi. Ramazan var ol. Bizim için selam çadır. Aleyküm selam çadır. Araba için çadır dedik, konuşuyorduk zaten. Sözümüz vardı zaten abi. Evet, şimdi onu gerçekleştireceğiz. Biz Kırgızistan'a gitmeden arabayı da kuruluğa çekeceğiz değil mi abi? Aynen öyle. En azından içimiz rahat oldu dersiniz. Evet. Abi. Biz de borcumuzu ödemiş oluruz abi ki. Çünkü söz verdik, sözümüzü tutalım en azından. Vallahi şimdi kuralım. Biz daha arabayı aldığımızda acaba çadır yapar mıyız, yapmaz mıyız, araba çadırları var falan konuşurken Ramazan abiyi aradık. O da söz verdi. Bir de abi şey soruyorlar zaten. Hani traktör garajı zaten şu ayrı bir şey. Bir çardöver alıyorlar abi 1 milyona. Evet. Abi nerede kaldı dediğimizde samanların üstüne örtülen branda var ya. Evet. O brandayı alıp onunla bir çardöveri saklamaya çalışıyorlar. Senin yaptığın gibi, burada olduğu gibi hani bir çardöver için, araçlar için veya traktörler için ekonomik çok da basit bir sistemde aslında garaj yapılabilir. Onu da göstermiş olacağız abi. Evet, şimdi vallahi doğru söylüyorsun. O kadar para verip de yani şunun maliyetini düşünüp değil mi? Aynen öyle abi. Bir de biçerler, makineler çok pahalı. Garaj yapılıyor. Yani sizde koyun çadırı, garaj, her şey mevcut.
Ramazan abi, efendim? Nasıl bir şey olacak bu ya? Kocamana abi benziyor bu. Efendim ben abi? Ben mi yanlış görüyorum? Kocaman oldu. Abi büyük oldu. Kapılar açıldığında iki tarafı rahatlıkla kullanabilirsin onun abi. Bayağı burayı kaplayacak herhalde. Evet. Çok ağır, çok ağır, çok ağır. Şunlar çok kalın. Anam 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 anam. Bayağı geniş olacak Ramazan abi. Çok orayı da sokmadık, iyi oldu. Çok amaçlı istediğimiz gibi kullanıyoruz. Ben gitseydim, Şimdi hı? Çok fazla şeye de sokmadık arkadaşlar. Duvarın dibine de sokmadık. Bunları biz dolduracağız. Burasını dayımla temizlediydik biz, şu taşlar falan. Yetişemiyoruz Ramazan abim. Efendim abi. Yetişemiyoruz diyorum. Abi, ot, orak, harman. Yani şunu yapalım, bunu yapalım, illa bir şeyler eksik kalıyor ama bu abi, burası ideal. Her zaman üretim kolay değil. İlla ki zorluklar oluyor yani. Şimdi arkadaşlar, bu çadır olduktan sonra araba gölgede kalacak. Ben maliyetini sordum. Kaça kaçtı abi? Abi 4 metre 6 metre yaklaşık olarak araçlar zaten. D segment araçlar 4.60 geliyor. Evet. 1.5 metre kadar boşluk kalmış olur. İki başını açıyoruz ki rüzgar vurup ters cepheden uçmasını şişmesin diye onu sağlıyoruz abi. Bu 6 metre boyunda 4 metre genişliğinde abi. Aynen öyle. Abi kaça maliyeti bunun? Olarak şöyle, bunları 48'lik çok kalın oldu gerçi bu abi. Normalde 48'e 2 milimde. Evet. Yani yükseklik 1.80 yakın, 1.80 civarı olduğunda fabrika teslim 4500 civarı tutuyor şu anda. Yani 4500'e ben bunu kurdurabiliyorum. Aynen öyle. Bence mükemmel çünkü o kadar... Bulumu çok basit. Normalde yarım saatlik bir iş. Evet. Biz biraz, çünkü sizin yolculuk olduğu için abi, kenarlarıyla falan uğraşsak maksimum bir saat. Evet. Bence şey diyorum yani, bu mantıklı bir şey. Abi, bu kadar para verip araba alıp 4000 lira da verip işte bir çadır yaptırmak. Abi şöyle, yerim varsa araç gibi düşünmemek de lazım. Çok amaçlı kullanılabiliyor. Evet. Kuruluk gibi, gölgelik gibi. Altında muhabbet altında et. Tabii tabii, o amaçlı da kullanabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi hani bugün birçok araçta en basiti kuş gübresinden dolayı çok büyük zararlar olabiliyor abi. Aynen onu, öyle. En azından onu engellemiş oldular. Bakalım L200 içinde nasıl duracak? O zaten şöyle, bir yerde bir video vardı. Bizim bu çadırcılığa güvenmeyenler onunla başlamıştı Afyon'da. Mustafa abi. Kapıları açtık. Hayvanlar içeride. Hayvanları itekliyoruz dışarı çıksın diye. Abi güneşten dışarı çıkmıyor hayvanlar. Hani onun gibi sizinki de dışarı sıcakken, hatta kapı yine açık. Hayvan kendi serin yerden çıkmak istemiyor. Yok, çok serin içi abi. Şuraya kadar şey koyacağım. Tel, tahta veya duvar. Evet, aynen. Tel, o şeyde büyük çiftlikte nasıl? Evet, altına yani beton atmışlardı. Aynen. Onun üstüne kurmuştunuz. O Bolu'daki çiftlik o şekilde. Evet abi. Yani şu kadar adam beton kaldırmış baba. Abi aslında orada şu var. İmkanlarla alakalı. Evet. Beton. Beton olmayan BIMS. Tahta da parazit yapmaması için ziftli ya da yanık, evet, yağlı yaptıktan sonra yapmak lazım. Buna bir şey olmaz ya. Bu bir şey görmeyecek. Yok ki. Abi buna bir şey olmaz. Bu araba için ya. Bir de keçi bu şey. Keçi de olduğu sürece mesela 20 koyunun vereceği zararı bir tane keçi verir. Verir. Keçi yerinde durmuyor abi. Deler, ısırır. Aynen. Hani ama o anlamda tel ince olmuş. Evet. Kalın tel dönmüşse. Ya işte hep şeylerden dolayı abi. Dene hani
Deneme yanılma da değil. O zaman bu kurtarır dedim. Biz alıyoruz yani. Evet. Yapacak bir şey yok. Adam dedi olur. Delinmez. Sağlam. Bunu nereye yiyecek? Sonra katlanıyor. Sonra deliniyor tabii. Keçiler boynuzda. Ya koyun olsa hala delinmezdi. İşte keçi yerinde durmuyor abi. Şimdi... Bu tarafı kapayacaksın aslında. Neresi? Karşı tarafı. Biz şöyle düşündük. Normalde kapanır. Bu cepheden rüzgar gelirse balonlama yapar diye. Şişiri atar o zaman. Buradan rüzgar akımı olsun diye biz böyle. Anladım. Zemin beton olmuş olsaydı. Şey yaparız. Oradaki buranda bizim ince şey var ya, yazın çok güneşlerde delikli bir şey var. Fileti. Güneşten de mi serin olursa bu çadır? Abi şöyle, bu çadır da serin olur. O yüzden gri yaptık. Onlar biliyor. Kalın kalın. Kalın. 650 gramlıkini öyle yürümez buranda abi. Aynı şey. Ömrü yine aynı. 8-10 yıl. Evet. 8-10 yıl hiç arkanıza bakmayın abi. Abi file varsa o bir dalanabilirdi arkaya. Abi ne kadar terlemiş ha. Tek başına koca çadırı kurdu. Yarım arkadaşlar. Şimdi bunu küçük kümeslik kururum bu kadar. Kümeslik mi? Kümes yapalım sen de bana. He, onun abine kümes yap. Yapalım. Tamam mı? 3'e 5. Sen çadırı al abi, gel. Bu sana bak, çadırı alacaksın. Bak bak, buraya tutturuyoruz. Buraya da tutturuyoruz. Buraya da tutturuyoruz. Oh, oh, oh. Arkadaşlar normalde bu çadıra biz kapak düşünmedik. Niye giriş çıkışlı olsun diye, bir de rüzgar şişirir. Gerek de yok. Ama şu anda burada çok güneş alacağı için hemen bir çözüm ürettik. Ve şu anda 10 numara 5 yıldız oldu. Hadi, değil mi abi? Buraya bir daha atsana, gel. Sana daha kolay. Tamam. Değil mi? Yani şey gibi düşünün. Bunu aslında buraya konumlandırdık. Çünkü bizim yerimiz burası. Ama başka yerde şöyle abi. Araba geldi durdu. Gitti geldi durdu gitti düşün, değil mi? İki aynen, yönden aynen. Öyle. Bir de bir tarafını kapatmak mantıksız. Şişir ya. Şişirir. Rüzgar aldığı zaman en güzeli böyle. Süper. Ben çok beğendim. Çok gergin. Çok kolum çadır. Şimdi arabayı da koyunca bir farklı olacak tabii ki. İçine arkadaşlar bir... bu arada benim YouTube kanalım var. Ona da abone olun. Neymiş? Reklam yaptın. Eyvah. Ne olacak şimdi? Ne olur, bir şey olur mu ki acaba? Neydi YouTube kanalımız? Ha, Cemre mi deniyor? Mehmet Efe Varol. Evet, en iyisi. Mehmet Efe Varol. Mehmet Efe Varol. Bir bakın bakalım YouTube kanalına. Ne çekiyorsun orada sen? Normalde köyüm, memleketim yani Yozgat. Orada bir tanıtım videosu çektim. O kadar. Sonra Ankara'da şey... Penaltı yarışı. Evet. Kuzenimle. İkisi de kuzenimle. Bakalım, ben de bakacağım senin kanalına, tamam mı? Bak. İyi olur. Kral Şakir. O neymiş? Çizgi film mi? Ortaya da bir daha. Bak nasıl bugün, şişiriyor değil mi abi? Bugün kombinimi mavi yapınca. Bugün kombinimi mavi normal, yapınca. Bilmem ne. Normal brand olsaydı. Bula bula işte mavi rengi böyle buldum. Ya gerek yok abi. Süper. Ne aldın saati? Canım istedi aldım. Abi okuldan kaçtığı için. Kamerası mamerası var, bak 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 bak. Bir değişik bir şey. Kamerası mı var? Takip sistemi. Bir aç bakalım. Okuldan kaçıyor ya. Ooo telefon gibi lan. Okuldan kaçılır mı ya? Telefon gibi ya. Şuna bak oğlum, bu ne ya? Oho. Üstünle merhaba da yapalım. Bu ses açıldığını şey. Görüyoruz yani. Evet, güzel saat. Ama saat yanlış. Olsun, güzel saatin varmış, boş ver. YouTube'a falan giriyor mu? Buna girilmiyor. Buna sadece bir resim çekilme falan. Resim de çekiniyor. Var. Saat alıyorsun. Desene, babam beni takip edecek. Baban da izliyor seni. Okuldan kaçarsan izler tabii. Okuldan kaçılır mı? Artık bırak kaçmayı yavrusu. Okul zaten yok artık bayağıdan beri. Şimdi de Kur'an kursundan kaçıyormuş. Kaçmadım ki. Buraya gelmiş ya. İki gündür. Normalde gitmediğimi şey. Evet. Diyor. Ama kaçmak değil ki bu. Ha, kaytarmak. Gidecek gidecek. Aslan parçası. Her şeye kafası çalışıyor. Hakikaten pazarlama müdürü de olur ondan. Olur, ha. Olur. Hemen YouTube kanalını yapıştırdı bak. Hiç çekinmiyor, aferin. Varsa abone olacakları başka yer söyle. Nasıl olsa ben parasını peşin alıyorum çıkışta. Orhun abiye borçlandın. Artık bir tavuk kümesi. Söz veriyorum. Varol çadırın reklamını da bırakalım mı aşağı? Bakalım. Olur mu? Ne yapalım? Yemeği yedik, şimdi çalışma vakti mi? Evet. Biraz toprak kazalım değil mi? Hı-hı. Burada bizim setimiz var arkadaşlar. Kameramanımız konuşamadım da ya.
toprak olmazsa uçar mı çadır? Uçar. Toprak şart mı? Şart tabii. Evet, çadır. Peki yapmazsak şart, mı? Şart, rüzgar gülü gibi buradan havalanana gider yani. İlla toprak yapmalıyız değil mi? Evet. O zaman... Bir de bu topraklar daha iyi. Evet. Öbürlerinde hep ince parklarda kum olur ya, onlardan döküyordu. Bu iyi gene. Evet. Yeter mi bu kadar? Daha yapalım mı? Yani bilmem. Ya ben çekeyim, sen yap bu işi ya. Yaparım. Olmaz mı? Ama sert bir şeye gözüküyor. Taş ne? Gibi. Çekmek mi iyi, çalışmak mı? Çekmek çalışmaktan iyiymiş ama bana göre çalışmak. Evet. Şimdi kazmanızın sapı çıkacak. Ondan sonra tam olacak. Oh. Oh, yoruldum baba. Oranın senin toprağın yok ki. Bu olmaz mı? Suva toprağı bak. Olur olur. Ha? Olur ya. Acaba. Şimdilik bastıralım, ben toprak getiririm şimdilik. Bastırayım. Olur. Tabii. Çalışıyor ama ya. Sen bunun hakkını yiyorsun babası ya. Şuna bak, koca çadırı toprakladı. Ya çadırı yapamıyorsun, ondan sonra toprak atıyorsun uçacak diye. Şunu yap, şöyle topraksız uçmasın, olmaz mı? Çadır sabitlemeyi anlatıyordu az önce. Şimdi yine çadır yaptım. Uçarsa hiç çadır yapamayız. Hiçbir anda olmaz. Abi diğer çadırın topraklamasına da baktık biz abimizle de. Tam oturmuş abi. Oturmuş senin. Yalnız burayı kışa girerken bir daha desteklemek lazım. Bu üst taraf abi ya. Bu da suyla birlikte giden toprağın yerine toprak atarsın. Aynen, öteki zaten taraf oturmuş. Bu yan, karşı taraf falan ot bitmiş. Ömürlük olmuş onun abi. Ki en iyi sen bilirsin. Her türlü afeti gören sensin. Kışa da geçirdik, rüzgar da gördük. Abi çok aşırı rüzgarlara... İçerinden oynamadı herhalde. Şahitlik ettik. Yok yok. O ötüyor böyle diye ötüyor. Ama ona rağmen. Ona rağmen hiçbir sıkıntı yok. Zaten işin şakası arkadaşlar. Çadırın canı topraklama. Kenarları aslında iyi bastırdığın onun zaman. Onun abi beton atılabilse topraksız da yapılabiliyor. Biraz özel gergi teknikleri var ama. Bu gibi hayvancılık çadırlarında. Çünkü bizim ana gayemizden birisi de su almasın diyoruz ya. Su almaması için toprak payı fazla uzun olur. Toprak da gömülürse ömürlük bir yapı olur. Betonla kapatsan tabii. Bizim attığımız ne oraya bir karış, hadi ayaklara şey yaptık. Orhan abi aslında bu işin şeyi tamamen matematiğe dönüyor yine. Hani çok basit gözüken şuradaki yarım metrelik toprakla döndüğümüz anda 7-8 tonluk toprak basıyor buna. Evet. Onu da rüzgar kolay kolay kaldıramaz. Evet. İşte yağmurdan dolayı da o aktığı için tazelemeniz lazım. Allah Allah. 10 numara oldu ha. Bunlar benim aslan parçalarım. Verin. Bunlar oğlaklar, büyüdüler la. Şöyle 2-3 tane. Arkadaşlar şuradan yağmurdan dolayı bu tarafa biz kapıları da koyunlara yamulturduk. Burayı da bizim Aykız parçaladı. Şimdi çok basit. Aykız geldiğinde oralara tamirat yapacağız. Şu bu anam ne oluyor? Bu tarz şeylerde buradan mesela şuradan yağmur giriyor ya bak, kapıda koyunların basıncıyla şey olmuş. Buradan yağmur giriyordu içine. Dediğim gibi şu çadırı şöyle biraz daha uzun yapsanız ya da dediğin gibi saçak yapsak olacak. Ne oldu oraya? Kes. Şöyle, şurası yırtık yer var ya. He. Buraya bu brandalardan 2-3 tane vidalayalım. Önce şurayı kapatalım. Daha sonra üst tarafı içinde şey yapalım. He. Kaç tane çıktı? Tamam, eyvah eyvah. Orhun abi. Sana görev vereyim. Ben yapıyorum. Ha evet evet, dıştan kapı. Ben diyordum bunları açılmıyor diye. Vallahi teşekkür ederim. Ne diyorsak getirmişler arkadaşlar. Yalnız kuz var gidiyor. Baba! Baba! Bekle Mehmet. Çocuğu içeri kapatın sen. Yeter herhalde ya. Abi şu. Aynen. Onu açtım, bu kapattım. Abi bunu daha önceden keşke yap... Yani bunu yapın ya. Böyle üretin yani. Askı kilit yapması gerekiyor ya. O yüzden sabit bırakırsın. Aynen. Herkesin ki avuç içerisinde olmuyor. Gitsin gitsin. Gitsin. Kanka koyunlar kaçtı da ben şunları şey yapayım.
Tamam. Tamam sen, bizimkiler gitmeyecekmiş bu arada. Aa. Tamam kanka, tamam. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Ulan üç kağıtçılar ya, ayağın topal. Abi bir de kuzuları kaçırdık. Bak ona gidin çevirin, onu onu. Hep senin yüzünden. Kapıdan arkadaşlar, şimdi koyun mesele değil. Koyun direkt koyuna gidecek de. Arkasında 6-7 tane de ufak kuzu var. O yüzden. Ufak kuzular şimdi ayrıldılar. Onlar kaybolur gider. İple bağlayıp bunu önden çekeceğiz. Kuzular arkadan gidecek. Amacımız o. Yapabilir miyiz öyle? Son parça mı kalmıştı? Aynen, koyun kaçınca. Abi. Aynen öyle abi. Koyunlar kaçınca. Ters. Arkadaşlar kuzular yanlarında toy gittiler. Şimdi vallahi bekliyoruz. Çoban gelsin de karışsın diye bekliyoruz. Bunları da kaçırtmayalım. Kapının önünde duralım. Hadi şunu. Ya onu dışına atıvereceğiz değil mi abi? Şöyle şu şekilde yapıyoruz abi. Altından aynen. Şunu da sök. Aynen. Şimdi yağmurla ilgili problem olduğunda kadar atarak gel. Şuradan bir at. Şuradan. Tamam. Aynen öyle. Kadir şunu bir keselim sen. Şöyle değil mi? Aynen abi. O dışarıda olacak onun abi. Şunu açalım. Bunlar çıkmazlar artık. Ama. Hiç korkma. Aynen böyle. Kapatırken şu şekilde. Zaten burayı kullanmıyorsun abi. Ay çok. Ya bazı ya işte kullandığımız zaman da oluyor. Tamam. Ama içeri şimdi oradan yukarısı geniş ya, bayağı su alıyordu. Şimdi hayat da almaz. Şu şekilde oldu abi. Aynen. Kadir. O işi de çözdük. İçine su girme işini de. Şu köşeyi düzeltsene tekrar. Şunu. Güzel. Yemin ediyorum 5 tane kuzuyu ekinlerin içinde kovalıyoruz arkadaşlar. Saflar, bilmiyorlar. Yani hiç dışarı çıkmadılar. Çadırın kapısını yaparken kaçırdık. Koyunu traktörle alacağım, birini de ayağa takat, zaten koyunun arasına taş kaçmış. Semih'a getiriyor onu galiba. Şu abilere bir bakayım. Araba üstüne getirsin. Semih'a geldi galiba buraya kadar. Hadi bakalım. Bir bak bakalım. Ya onu nasıl getirir? Tamam, el arabasını alacağız ya. Geliyoruz, geliyoruz. Eğer içinden 10 tane böyle sikata ayakasını tıklar değil. İşte abi. Çok sağ olasın abi. Yani şunu biz de yaparız da. İşte zaman. Ya araç da var ya zaten. Evet, şu şeyler contalardan da satılıyor zaten her yerde. Basitmiş. Şu arabayı bir park edelim bakalım, yeni akad nasıl olacak. Ustası sensin. Evet. Arabada nasıl duracak? Başardık de. Çadır da büyük oldu de. Arkadaşlar arabamızı içine park ettik. Bence 10 numara oldu. Hatta süper oldu. Artık yağmurdan. Yağmurdan pek değil de dolu biraz sıkıntı olabiliyor abi. Aynen, yağmur çok sıkıntıydı da dolu abi özellikle. Ondan sonra da güneşten yanmasından yağmur, engellemiş. Dolu, hepsinden engeller artık abi. Engellemiş olduk. Çadırımız 4'e 6 abi. 6 metre araba anca sığdı. Eskişehir'de de park edecek yer bulamıyoruz. Burada da çadırı biraz daha büyük yapsak anca olacakmış. Aynen abi. Şöyle göstereyim abi. Çadır tam denk ama araba büyük. Şunun içine iki tane Recep İvedik'in arabasından sığar. Sığar. Rahat sığar abi. Şöyle daha çok, yani bir yarım metre daha farkımız var. Ya bu şöyle 5 metreye yakın bir araçmış demek ki abi. Büyük. Önlerin maksimum 30-40 santim bir yerimiz kaldı. Daha var. Yani bir, şu 1 metre daha içeri çıkar. Yani aynen, rahatlıkla yağmurun vurmayacağı şekilde olur. En azından güneşin özellikle çok etkisi oluyor abi araçlarda. Evet. Onlardan falan sıkıntı olmadan kullanırsın. Vallahi süper oldu abi. 5 yıldız oldu. Daha şunun altına bir temizlik yaptın mı? Tabii. Şu taşları, topuçları, merdivenleri aldın mı? İnmesi binmesi de rahat kapılar açılınca. Özellikle Ramazan abim bana öyle dedi. Yani çok dar olmasın. Çünkü kapıdan inerken sıkıntı. İnerken sıkıntı olur dedi. Biz biraz şey park ettik. Öyle hiçbir sıkıntı yok. Rahatlıkla iki taraf. Azıcık yamuk park etmemize rağmen. Şimdi iyi yani.
Tam oldu abi. Tamam. 4 metre idealmiş abi bu işte. İdealmiş. L200'lere yaparsan abi böyle yap bir daha. Aynen öyle abi. Bunu Eskişehir'de arkaya hep götümüz arkada kalıyor abi. Taksilerin çıktığı yere sokuyoruz. Abi taksinin çıktığı yer 4 metre 10 santim 20 santim. Evet. Araç 5 metre. Tam 5 metre var mı? 5 metre yoktur. Var yaklaşık öyle abi. Var mıdır? E çadırımız 6 metre olduğuna göre 1 metre fazlalığımız olsa. 5 metreden de fazla metre. Da olabilir belki. O yüzden bir şey. Vallahi ben çok beğendim. Elinize sağlık abi. Abi iyi günlerde kullan. Kazasız belasız inşallah. Süper. Ustamızı da tebrik ediyoruz abi Mehmet Aynen. Usta. Başardık bu işi. Başardık mı? Süpersin. İyi günlerde kullan abi. Hayırlı olsun. Abi bu şekilde çadırları Varol çadırı yapıyor. Ben açıklama kısmına irtibat numaralarıyla YouTube adresini de bırakacağım. Orada yaptığı çadırları da görebilirsiniz. Bize şu çadırlarla başlayan serüvenimiz. Ben onlardan memnunum. Birkaç tane eksiğimiz vardı. Onları da şu anda tamam. Eksik değil aslında. Bizim kullanımıza göre Aynen. şekillenmiş. Kullanıma göre, talebe göre şekilleniyor abi onlar. Evet yani yoksa çadırlarda bir problem yok. İçleri buz gibi. Onu bir kez daha altını çizelim. 10 numara çadırlar. İnek çadırı da. Bu da araba çadırı. Bu biraz daha basit ama Aynen. çok ama kullanışlı zarlı. Bir şey. Abi şöyle işte bir sürü parası baktığında aslında. Aynen öyle. Ama basit görünüyor. Şimdi araba İmal ediyorlar. Araba diye şimdi ucuz araba da yok. En yok kötü işte. Araba 200 bin liradan aşağı Aynen değil. Aynen öyle abi. Ama böyle bir çadır dediğin gibi kaç paraydı bunun maliyeti? 4500 lira bu. 4500, 5000 lira neyse işte ama. Abi şöyle bir şey kabortada oluşacak bir tane güvercin pisliğinden dolayı bir şey. Değer kaybı veya boya masrafına baktığında kat kat kendini çıkarabilir. Evet zaten o kadara pasta cila yapıyorlardı. Aynen öyle. Çadır da sağlam oldu. Bir tek yanlarını topraklayacağız. Artacak abi. Tamam. Ayaktan olduğu yere küçük beton işlemi yapılabilirse iyi olur abi. Oralara uçmasın diye hallederiz yavaş yavaş. Biz de Kırgızistan'a gitmeden önce arabayı burayı bırakırız. Babam da rahat şekilde girer çıkıyor burayı Şu zaten. Şu an idare edecek şekilde getirdik abi. Aynen öyle. Misafirimiz olur. Çok sağ ol teşekkür ederim. Gideriz baba. Biz Ara, geldiğimizde yavaş. Bak burada güzellikleri görüyoruz. Kışın ha. gidelim oradan. Her zaman bekleriz. Kışın da gideriz. Kışın yazın da gideriz. Yazın da olur. Araba Sen çadırı ama... nasıl oldu baba sence? Ha? Onun 10 numara oldu. Çok güzel valla. Ya güneşten yanmaz ya. Yanmaz. İçine bindiğinde bazen fırın yani, gibi oluyor abi. Öyle olur. Siyah araba bilirsin. Bir de ne biliyor musun? Kışın buraya güneş vurur böyle. Bak buraya vurur. Aynen. Her şey kışın da sıcak tutar. Kışın ya, sabah güneşi vurur. Evet. Şimdi bu siyah arabayı seviyoruz da abi. Biz çok fazla tarlada gezdiğimize Aynen. yapacak bir şey yok. Bunları Olsun. Yıkattırıyoruz. Yıkayınca da çok siyah duruyor. Çok mükemmel Aynen. duruyor da yıka... Hemen kirleniyor. Süper oldu baba. Allah kaza bela vermesin. Amin amin. Elinize kolunuza sağlık abi. Yüreğinize sağlık. Kenarlarını sabitledik. Taşla toprakla bastırdı mı artık uzun zaman kullanabiliriz. 8-10 yıl gerime bakma abi. Evet. Arabada rahat bir şekilde burada duracak arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şu anda süper. Buraya ben tırmık çekeceğim. Biz Şuraya. Arabayı çıkarırız baba. Burayı güzelce tırmıklar temizleriz. Evet. Hadi Ramazan abi. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Eline sağlık. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Allah'a emanet. Allah'a emanetsiniz. Evet arkadaşlar. Normalde 15 dakikalık bir iş. 20 dakikalık bir iş. Kuzular muzular kaçtı. Ama süper oldu değil mi? Artık gölgede dur. Aslan parçası. Seni bir de yıkadalım. Şu içinde bir temizleyelim abi. 5 numara. Şuralarını da toprakla baştıracağız. Burasını topladı. Arkadaşlar. Arabamızı park ettik. Vallahi 10 numara oldu. Şimdi yoldan geldik. Şöyle sayıya dolaşacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şöyle görün beni. Bir arkadaşımın düğünü vardı. Erol Gümüş. Buradan ona ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Rabbim bütün ömür boyunca geçim versin, sağlık versin, sıhhat versin, doğruluk, dürüstlük içinde iyi yuvalar olur inşallah. Evet videonun sonuna geleceğiz. Kapatmadım. Kankamla beraber düğüne gittik. Dedim şimdi kapatayım videomu. Hem bir koyunları dolaşayım şöyle. Burada da emektar duruyor. Kardeşimiz burada. Leşi yakacağım. Telefonumun da şarjı bitti. Torunumuz burada yatıyor. Annişimiz gelmiş. Ay kızımız burada. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Balya işleri hızlanacak sanırım.
Bali işlerini bir hızlandıralım. Kırgızistan'a gidesiye bayağı bir şey yapmamız lazım. Bayağı bir şey halletmemiz lazım ki babam rahat etsin. Baleciyle de konuştum Enver abiyle. Bize öncelik tanıyacak. Çok az kaldı abi. Çok az. Bugün iyi çalıştık yine. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Seviyorum sizleri. Saat bu arada kaç biliyor musunuz? Saat bu arada 1. Bu aralar 1'de yatmaya bünyemiz alıştı. Değil mi kızım? Değil mi benim yakışıklı kızım? Ah ben sizi özleyeceğim biliyor musun? Aslan parçalarım benim.